Hani çocuk vardır ya böyle mahallelerde. Gol yiyince ya ben eve gidiyorum, topu alıp eve gider. Bir gol atıyorlar, birden sonra bir veya on onlar için çok fark etmiyor yani. Tekli rakam, ikili rakam. İnşallah İngiltere kazanır dedik ama Norwich'e de haksızlık etmiş olmayalım. Fransa merkezden herkese merhaba. Grup aşaması bitti. Son 16'lar bitti. Biz Didem'le tekrar bir aradayız. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Grupları değerlendirelim. Maçları değerlendirelim. Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası nasıl gidiyor? Onu değerlendirelim. Ama önce sana soralım. Bu arada sen ne yaptın? Ben neler yaptım? Bu arada bizim de milli takımla maçlarımız vardı. Biz de Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına gideceğiz. Ve bu yüzden hazırlık maçlarımız oluyor. Moldova'ya gittik. Moldova seyahatimiz oldu. İki tane maç yaptık Moldova'yla. Bir galibiyet aldık 2-0. Bir de beraberlik aldık. Oradan döndük. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz Beşiktaş'la beraber. O yüzden yine antrenmanlara devam ediyoruz. Sen ara vermedin. Yok, yani. Yok, ara vermedim. Hiç tatil yapamadım. Maçları seyredebildiğin kadar seyrettiğini düşünüyorum. Hepimiz gibi. Çünkü televizyonda yayını yok maalesef. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. İnşallah bundan sonra her maç yayınlanır. İnşallah. İzlemeye çok istiyoruz. TRT Spor yayınlıyordu. Ama live'dan da yayınlanıyordu. Onu live'a bastığımızda çok fazla şey yapamadık, giremedik. Giremedik ama büyük bir ilgi var bu arada. Ben en azından hani Türkiye'de biz izleyemesek de Fransa'da tribünler çoğu maçta dolu. Zaten Fransızlar kendi takımlarını destekliyorlar. Aslında bir bakıma tüm öngörülerimiz tuttu diyebilir miyiz? Evet, o yüzden çok mutluyum. Bütün tahminlerimiz çıktı. Şu ana kadar. İnanmayanlar geriye dönüp ilk iki programı izleyebilirler. Söylediğimiz her şey çıktı. Yani biz de bunda övünebiliriz. Ama çok enteresan bir şey oldu. Çeyrek finallere geldiğimizde aslında Avrupa'nın kıta olarak büyük bir üstünlüğü var. Evet, 7 ülke. 7, evet, 8 ülkenin 7'si Avrupa'dan. Bir tek Amerika var ve muhtemelen de Amerika kazanacak ama olsun, bu bile. Katılıyor musun? Amerika çok iyi gitti turnuva boyunca. İşte çok fazla olaylı maçlara da konu oldular zaten. Kendileri çok olay oldular. Ama tabii ki rakipleri var. Amerika'nın şansı bence diğer takımlara göre daha yüksek. Ama tabii ki rakiplerinden de bazılarıyla zorluklar yaşayabilecek diye düşünüyorum. Zaten aslında şimdi çeyrek finallere geçmeden istiyorsan seni hop geri grup aşamasına evet. Geri götüreyim. Bir grup aşamasını tekrar hatırlayalım. Sonra son 16'ları hatırlayalım. Sana şeyi merak ediyorum. Aklında ne kaldı? Kimi beğendin? Kim senin için öne çıktı? Hangi maç güzeldi? Karışık, nasıl istiyorsan konuşabilirsin. Dünya Kupası aslında, Kadınlar Dünya Kupası çok heyecanlı geçti diyebilirim. Çünkü çok fazla olaylara şahit olduk ve çok heyecanlı maçlar da oldu bu turnuva içerisinde. 3-3 yapan takımlar oldu, çekişmeli geçen çok fazla maç oldu, kalesinde hiç gol görmeyen takımlar oldu, puan almadan evine giden takımlar oldu. VAR kararları var. Onlar çok fazla sorgulandı. Evet, aynen. Onu da söylemiştik. Evet, bunu ayrıca konuşuyoruz. Gerçekten VAR çok ön plana çıktı. Allah'tan VAR'ın cinsiyeti yok. Yoksa kadın futbolu, erkek futbolu yine konuşmaya başlarlardı. Ama VAR'ın cinsiyeti yok. O bir makina. Herkese eşit uzaklıkta diyeyim, yakınlıkta olduğu söylemez. Fransa'ya gerçi biraz daha yakındı. En çok onlar istifade etti. Hadi ev sahibi diyelim. Sen devam et. Bana tarihe bakma. Geçen durumlar oldu. İşte hat-trick yapan Oyuncular oldu. Hani baktığınızda turnuvanın içerisinde gerçekten her şeyi bir arada yaşayan bir turnuva oldu diyebiliriz. Yani son, yani ilk grup aşamalarından bahsediyorum şu an için. Hı hı. Grup aşamalarında da en çok dikkatini çeken ve en çok sosyal medyada aslında yer bulan maç Amerika'nın oynadığı 13-0'lık üstün bir skorla aldığı maç oldu. Bu maçta işte Alex Morgan'ın atmış olduğu 5 tane gol çok konuşuldu. 3 tane asist yaptı ve ondan sonra bütün istatistik verileri bir anda tepe taklak etti. Marta vardı bu turnuvada. Bunu konuşmuştuk zaten Brezilya'da. Marta 17. golünü attı ve aslında şöyle bir tarihe de geçti. Artık gün rahatlığıyla bırakabilir mi? Artık günün rahatlığıyla bırakabilir. Yani. Evet. Hem erkek dünya kupalarında hem de kadın dünya kupalarında en çok gol atan oyuncu oldu. Oyuncu oldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarı Marta için. Yani şu şey, Amerika'nın maçıyla alakalı, Tayland'la sen söylediğin gerçekten rekor bir maçtı. Zaten şu geldiğimiz çeyrek finale kadar şu anda Amerika'nın gol yemedi.
Yani inanılmaz bir takım orası kesin. Sana futbolcu, profesyonel bir futbolcu gözüyle şunu soracağım. Daha önce bunu hatırlarsan Almanya San Marino'da da programdan önce Onur da hatırlattı. Erkek futbolunda da bu tartışılıyor. Hı-hı. Dolayısıyla kadın futbolunda da tartışılacak. Şimdi 13 gol atmak bence okey. Olabilir. Yani olabilir. Atılabilir. Rakibe göre atılabilir. Ya, hani niye 8'de bırakmadılar, niye 9'da bırakmadılar noktasına ben çok katılmıyorum. Bu rakibi aslında ciddiye aldığını, oyunu ciddiye aldığını gösteriyor. Almanlar da atıyor. Hatta Almanlar özellikle atıyor iş bilinciyle değil mi? Ya onlar, Almanlar çok katılar bu konuda. Yani çok disiplinliler. Hani bir gol atıyorlar, birden sonra bir veya on onlar için çok fark etmiyor. Yani tek bir rakam, ikili rakam. Onlar hemen alıyorlar topu, koyuyorlar santraya, tekrar aynı heves ve istekle başlıyorlar. Hı-hı. Ama Amerika'da şöyle bir durum oldu. Hani birazcık karşıdaki rakibi alay eder gibi oldu. Onu soracaktım. O noktada bence Amerika hani birazcık ayıp etmiş bence de olabilir. Çünkü Dünya Kupası'na geliyorsunuz, çok büyük hayalleriniz var ama Amerika ile aynı gruba düşüyorsunuz. Bence birinci olarak bu onlar için çok büyük bir yani kötü başladılar turnuvaya diyebilirim. Hı hı. Ve üstüne üstlük 13 tane gol yiyorsunuz. Ülkelerinde aldıkları şeyler, tepkiler zaten çok büyük olacaktır o takımın. Bir de üstüne üstlük Amerika sizi bu şekilde birazcık rencide eder gibi. Gol sevinçleri, evet. Gol sevinçlerine o kadar gerek yoktu. Yani evet. Kendi Hopsolo bile kendi takımını eleştirdi. Çok tartışma konusu oldu. Yani 13-0 yeniyorsun. Amerika'nın Tayland'a 13-0 yenmesine belki sürpriz bir taraf yok. Evet. Daha önce 3 kere kazanmış, 4.'ünün peşinde, bütün rekorlar onda. Zaten kadın futbolu deyince en erken başlayan ülkelerden biri. Yani erkek takımıyla düşün, yani arada büyük bir fark var kadın takımının orada. Yani bir numaralı hani futbol orada. Hani şimdi tamam son yıllarda değişiyor, erkeklere de yatırım yapıyorlar. Ama kadın sporu çok uzun zamandır, yani kız çocukların oynadığı bir spor. Sevilen de bir spor ama rakibi bu anlamda gol sevincinde ezmeninde demek ki aynı fikirdeyiz. Evet, aynı fikirdeyiz. Gereği yok, gereği değil mi? Yok. Siz sakın öyle bir şey yapmayın. Yok, yapmayın. Yapmayın. Birisini yendiğinizde de. Kedimiz de geldi. Süper. Sokrates evimiz. Peki o zaman geri dönüyorum. Çeyrek finaller eşleşmesine. Norveç, İngiltere, Fransa, Amerika. Fransa kendi finalini oynuyor. Evet. Siz şöyle bir şey demiştiniz ikinci programda. Birinci grubundan çıkan, birinci çıkan kişi Amerika ile eşleşecek diye bir şey söylemiştiniz. Ve dediğiniz oldu. Fransa ile Amerika. Aslında bizim iki favori gösterdiğimiz takım şu an birbirleriyle maç yapacaklar. Hani bu durum beni biraz üzmedi mi? Üzdü. Hani burada belli olacak. Çeyrek finalde bir tanesi ya olacak ya olmayacak. Erken final belki diyebiliriz buna. Ama tabii bir şey daha vardı. Bir takım daha söylemiştim size. Evet. Hollanda demiştim. Evet, ben sana onu hatırlatacaktım. Sen Hollanda'yı ısrarla ben saymadıkça yo hayır Hollanda benim favorim, onlar çok toparladılar diyordun. Evet, Hollanda gerçekten. Tarihinde ilk defa çeyrek finale çıktılar onlar da. Hatta dün oynadılar maçı, Japonya maçını. Japonya ve, için büyük hayal kırıklığı, evet, aslına Japonya bakarsan. Japonya aslında çok mi? Fazla pozisyona girdi maçta. Ancak işte bir penaltı oldu ve son dakikalarda, 90. dakikalarda bir penaltı golüyle yenildiler. Yani onlar için çok üzücü olmuştur. Fransa'da yani bütün dolu stadlara oynuyor. Seyirci çok arkasında ama çok da ortaya böyle beklenen futbolu da koymadı. Çok tartışılıyor. Kazanmayı bildi. Mağlubiyeti yok onların da. Evet, kazanmayı 3'te 3'te gidiyorlar. Aynen. Hatta son 16'yı sayarsak 4'te 4 ile gidiyorlar. Ama hani ortaya evet ya bu takım Amerika'ya kafa tutar, bununla başa baş oynar gibi bir durumda yok. Ama sonuç olarak Colin Diak'ın bırakacağını zannetmiyorum. Bu maçta yine ellerinden geleni yapacaklar. Seyircide Paris'te oynanacak. 28 Haziran'da oynanacak. Seyirci arkasına alıp ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Şurada ilginç istatistikler vardı. Onları da hemen söyleyelim programda. Bu son 8'e kalan takımlar arasında Norveç bugüne kadar 1995'te kazandı zaten. Bir şampiyonluğu var. Bugüne kadarki en büyük başarısı o şampiyonluk. İngiltere 2015'teki üçüncülük. Şu anda onlar da çeyrek finalde. Onlar Norveç'le oynayacaklar. İngiltere fena değil sanki. Ne diyorsun? Evet, İngiltere iyi işler yaptılar. Onlar da 3'te 3 yaptılar. Ve şampiyonluk oranı yüksek bir takım olarak göz önüne
geldi. Hani Japonya vardı gruplarında. Ancak hani Japonya'yı 2-0'lık bir skorla geçmeyi başardılar ve diğer takımdaki bütün hani maçları kazandılar. Hani İngiltere'de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum son. Onların şu 13-0'lık maçtan bahsetmişken bir de şu İngiltere'nin de şu Kamerun maçını o zaman onu da ben anlatayım. Yani inanılmaz bir maçtı. VAR'ın en çok tartışıldığı maç olarak herhalde bu Dünya Kupası'nda bu ana kadar öne çıkacak. Defalarca durdu. Kamerun sahadan çekilmelere kalktı. Çünkü ilk golleri aslında çok benzerini 1982'de Fransa-Kuveyt maçında görmüştük. Orada da Kuveyt Emiri sahaya yenip takımı sahadan çekmelere kalkmıştı. Çok benzer olaylar oldu. İngiltere maçtan sonra polis korumasında sahayı terk edebildi. Taraftarlar bile. İki kere durdu ve sonrasında hakem de maçın sonuna doğru bir iki... Bu sefer İngiltere'nin penaltısını da vermedi o VAR'la. Çünkü Kamerun'un ilk golü offside diye durup gol offside olmadı. Bu arada kararlar doğru. Kararları tartışmıyorum. Ama Kamerunluların davranışı ve hakemin de sonunda artık işi bırakması sonucu maçın sonu baya baya olaylı geçti. Herhalde inşallah diyeyim daha olaylı bir maç görmeyiz de bu turnuvanın en olaylı maçı budur diye geriye bakarız. Maçtan sonra Phil Neville hatta şey diye açıklama yaptı. Hani böyle topun sahibi takım ilk gol yiyince hani çocuk vardır ya böyle mahallelerde gol yiyince ya ben eve gidiyorum topu alıp eve gider. Kamerunlular biraz ona benziyordu tavırları dedi. Çünkü bir gol tartışmalı, iki gol tartışmalı, bir de 2-1 yaptılar. O golü de saymadı ondan sonra. Yani İngiltere karşısında Kamerun'un da bu mücadeleye vermesi gerçekten hani çok büyük. Evet inanılmazdı. Onlar için de çok büyüktü ama hani kararlardan dolayı, kararlar doğru evet. Ama hani bu kadar üstlerine gidilmesi, işte goller sayılmıyor falan. Herhalde o yüzden birazcık onlar da motivasyonları bozulmuştur. Kesin bozulmuştur herhalde. Hani size de olsa sizin de bozulur evet diye tahmin ediyorum ama ben çok enteresan bir şey okudum. Maçtan sonra Guardian'da şey diyordu. İngiltere Mental Lab'de yaptığı antrenmanların sonucunu gördü. Yani mental olarak da bir hazırlık içerisinden geçmiş İngiltere. Herhalde erkek takımlarının hiçbir zaman bir yere varamamasından bir ders alarak kadınlar üzerinde o mental hazırlığa önem vermişler. Bu benim yani spor psikolojisinin ötesinde önemini fark ederek çok önemli. Ben onları takip ediyorum. Hesapları var, Instagram hesapları İngiltere'nin. Orada etkinlikler yapıyorlar. Yani Dünya Kupası devam ediyor ama öyle etkinlikler yapıyorlar ki işte ellerinde su tabancaları var. Sahil kenarına gitmişler, birbirlerine su sıkıyorlar. İşte ve sosyal medyayı inanılmaz kullanıyorlar. Yaptıkları her şeyi medyada yayınlıyorlar. Kendi özel hesapları var. Milli takımdan bahsediyorum. Evet, milli takımdan bahsediyorum. Yedikleri yemekleri oraya koyuyorlar. İşte özel mental antrenmanlar yapıyorlar. Hani sadece antrenman görüntüleri değil. Onlar da var. Onların yanında kendi yaptıkları sosyal aktiviteleri de koyuyorlar. Ve o kadar aktivite yapıyorlar ki. Hani bazen düşünüyorum, diyorum ki hani biz bu kadar sosyal aktivite yapıyor muyuz? Hayır, biz yapmıyoruz. Biz o kadar konsantreyiz ki maça. Aslında o konsantre içinde belki biz çok gözümüzde büyütüyoruz. Yani sadece konsantre olmak demek, sadece maçı düşünmek demek değildir. Belki o rahatlamayı da bu mental şeylerle sağlayıp maça o şekilde belki de birazcık daha rahat çıkarak kendini maça daha iyi verebilirsin diye düşünüyorum. Onlar da bunu yaptılar. Yani çok ilginç bir taraf var ya aslında sadece sporda ve futbolda değil, tarihi kazanan yazıyor ya. Evet. Bir Xavi'nin bir röportajı vardı, hiç unutmuyorum. Bu Barcelona'nın o Guardiola ile en başarılı olduğu dönemde herkes bir anda altyapıya dönüp bakmaya başladı. Altyapıya yatırım yapmaya başladı. O tarihlerde Xavi bir röportaj vermişti. Eğer biz değil de atıyorum Real Madrid ya da çok transfer yapan bir takım, doğru yerlere transferler yapan bir takım başarılı olsaydı kimse altyapıya dönüp bakmayacaktı. Herkes bu sefer doğru transferler yapmak doğru bir şablon olacaktı. Birazcık kazananın ne, yani İngiltere inşallah kazanmaya devam eder. Hemen bakıyorum kimle oynuyor? Norveç'le oynuyor. İnşallah en azından bir yarı finale çıkarlar. Ki bu senin söylediğin şey bir şablon olarak otursun. Yani olayın böyle ölüm kalım meselesi olmadığı, maçların ölüm kalım meselesi olmadığı. Tam olarak öyle yaşadılar. Yani serbest zamanları var. Almanya'daki kızlara bakıyorum. Belli bir günlerde onlara off günleri vermişler. Üstlerine sivil kıyafetlerini giyip hani dışarıda dolaşıyorlar, geziyorlar. Ya tabii ki bir aylık bir turnuva. Gerçekten çok uzun bir süre. Yani kamp ortamında bir ay geçirmek hani erkekler için, kadınlar için değil, herkes için çok büyük bir
nasıl söyleyeyim, hani sıkıntılı birazcık yani orada bir ay kalmak. Onlar da bu durumu birazcık daha onları, sporcuları rahatlatmak açısından bir sosyal aktiviteler. Belki onlara sosyal zamanlar verip kendilerine özgü, kendileri için bir şeyler yapma zamanı verip onları rahatlatmaya çalışıyorlar. Hani belki bunu sadece benim gördüğüm İngiltere veya siz haberlerde çıkan İngiltere. Diğer takımlar belki bunu çok fazla paylaşmamışlar da sosyal medyada orada. Belki bilmiyoruzdur. Ama tabii ki bunların yapılması bence bir noktada gerekiyor. Kazansan da kaybetsen de bence gerekiyor. Aynen. Kazanırken yapmak bir tık daha kolay. Evet, çünkü kazandığın kolay için sahadaki sonuçun, kaybedersen yani bak, geziyordun tabanca seni birbirine su sıkıyordun falan. Ona da dönebilir iş. Belki kadınlarda dönmez. Erkekler olsa kesin döner de onlar birbirlerine karşı bizden daha acımasızlar bence. Ben yani kaybetseler de bence çok doğru bir şey yapıyorlar. İnşallah yapmaya da devam ederler. Kaybederken de yapmaya devam ederler. Bu da bir dediğim gibi bir model olarak otursun. Kadınlar da bazı şeyleri farklı yapıyorlar. Olsun evet. Yani. Çünkü hiç erkek takımında böyle bir şey görmedik. Görmedik. Yani ben evet düşünüyorum kimin sus tabancasıyla. Yok öyle bir şey yok. Öyle yani. Bir şey yok. Bence de yok. Ama söylediğin ikinci şey de bence çok doğru. Bir ay çok uzun bir süre. Biz Dünya Kupası tabii ekran başında izlemek çok zevkli. Diyorsa bazı maçları izleyemedik. Hani izleyemedik. O kadar şey yaşadık ki biz OBA içerisinde. Tabii. Onlar sadece belli bir noktada. Hani senin de hazırlık maçın olduğu kendi evet. Tatile gittin geldin falan. Onlar oynamaya devam evet. Ediyorlar orada. Fransa'dalar. Doğru söylüyorsun. Teniste de çok önemli. Şubat ayında Sokrates'te de yayınlandı gerçi. Boris Becker'le bir röportaj yapmışım. Teniste de hani bu niye hep Djokovic, Nadal, Federer hani yeniler niye o aşamayı geçemiyorlar? Tamam yukarısı çok iyi de hani o hani Nadal da ilk kazandığında çok gençti yani. Neden yenilerde bunu göremiyoruz? O şuna bağladı. Çok enteresan. Çünkü dedi uzun turnuva oynamak ve sürekli seyahat halinde olmak aslında çok zor bir şeydir. Belli bir seviyenin üstüne, belli bir yaşın üzerindeki mesela Federer ailesiyle gidiyor ve ailesiyle gittiği için de Avustralya'da mı yoksa işte hiçbir şey fark etmiyor. Yani Wimbledon'da mı, Paris'in bir şey fark etmiyor. Ailesi yanında, çocukları yanında. Ama genç bir sporcu şeyi bilmiyor. Dinlenme gününde ne yapacağını bilmiyor. Çünkü dinlenme gününde ne yapacağın aslında önceki maçlarına bağlı. Yani o kadar enteresan psikolojik bir boyutunu anlattı ki uzun turnuva oynamanın ve bunun ancak tecrübeyle gelebileceğini ya da yanında sana ne yapacağını söyleyen senden benim tecrübeli olmasın. Birisi olmasının gerektiğini. Gerçekten de futbolda da öyle. Peki devam edelim. İngiltere Norveç'te oynayacak. İngiltere sırf sosyal medya hesapları yüzünden inşallah İngiltere kazanır dedik ama Norveç'e de haksızlık etmiş olmayalım. Norveç'te şey Fransa'yla ilk maçta beraber grup maçlarında 2-1 Fransa Norveç'i geçti. Ama Fransa bu maçta zorlandı. Bayağı yani zorlandı. Norveç de aslında çok dişli bir rakip İngiltere tabii. Karşısında. Yani İngiltere oynuyor, sosyal aktiviteler yapıyor ama hani Norveç'te iyi takım. Bundan olmaz lazım. Yani işte İngiltere'de evet benim dikkatimi çeken bir mental lab. Ondan dönüp bakacağım o mental lab'de ne yaptıklarına. Çünkü ne yaptılarsa işe yaradı. Phil Neville'ın açıklamalarına bakacağız. Norveç kazanırsa Norveç zaten geleneğiyle daha önce şampiyon olmanın tabii getirdiği özgüvenle oynayacak. Fransa Amerika'ya kesinlikle ve kesinlikle erken final dedik. Fransa ev sahibi avantajıyla oynayacak. Şu ana kadar sahada çok da iyi insan yani seyircileri böyle ikna eden tatmin edemedi. Birkaç maçta 4-0'lık skor aldı. Aynen. İki tane golü de işte stoperlerindeki oyuncu atmıştı. 3 numaralı oyuncu. Hani o çok konuşulmuştu o maçta da. Çünkü çok uzun boylu. 1.87 boyundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hiç yükselmeden 2 tane gol attı. Ondan sonra o çok konuşuldu. Belki o maçta 4-0'lık bir skor onları tatmin etti evet. Ama diğer maçlarda o kadar etkili olamadılar. Evet. Yani çok net bir konuşamadı. Evet. Geçemedi. Ortalama 10 üzerinden 7 seviyesinde oynadı ama bu maç çok ölüm kalım maçı olduğu için bu maçta benim kendilerinden beklentim büyük. Amerika'yı zaten konuştuk. Rekorların takımı. Kırmadıkları rekor kalmadı bu turnuvada. Dediğim gibi şu ana kadar hiç gol yemediler. Grup aşamasında en çok gol atan takım oldular. Biraz evvel sen zaten çoğunu aktardın. Öbür maçta İtalya, Hollanda. Hollanda senin gizli favorindi. Ben de yok çıkarlar mı 16'da elenirler falan diyordum. Ama Hollanda evet orada da Japonya'yı geride bırakıp geldi. İtalya, Hollanda maçından beklentin var mı? Ben sana bugüne kadarki başarılarını hatırlatayım. Hollanda
İlk defa çeyrek finale çıktı. Evet, ilk defa çeyrek finale çıktı. Bundan önce hep sonun altıda elenmişti. İtalya'da bir kez 1991 senesindeki Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmış. Hollanda aslında onlar da çok rahat gelmediler. Yani son oynadıkları Japonya ile maçta son dakikada kazandıkları bir penaltıyla çıktılar. İtalya'da aslında biz İtalya'yı birazcık ilk programda şey yapmıştık. Hani, evet. Birazcık demek istiyorum. Çok üzerine durmamıştık. Evet, çok üzerine durmamıştık. Aynen, ama onlar bize sürpriz yaptılar. Evet. Bence İtalya da bu noktada iyi geldiler. 6 puan aldılar. Onların gruplarında Avustralya ve Brezilya vardı. Aslında evet, çok iyi de bir gruptu. Bence o maçta çok şey olacak, iyi bir maç olacak. Onun da skorunu tam olarak tahmin edemiyorum. Tabii ki favori yine benim için Hollanda. Ama Hollanda beni Japonya maçında biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Japonya'nın inanılmaz bir üstünlüğü vardı. O yüzden onu izleyelim bence. Onu da izleyip ona önceden konuşmayalım diyorsun. Sonrasında değerlendiririz. Peki son eşleşmeye gelelim. Zaten süremiz de azaldı. Almanya-İsveç. Onları da hemen söyleyeyim. Zaten Almanya'yı biliyorsundur. Sizin ezeli rakibiniz olarak evet, görüyorum kendilerini. Her Türk grupta takım karşımıza çıktığı için. Aynen. Daha önce iki kere kazandılar. 2003-2007'de kazandılar. Şu ana kadar üst üste kazanan tek takım oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. İsveç'te 2003'te finalde kaybetmişti. Bu da fena maç değil. Evet. Yani İsveç de iyi bir takım. Almanya da iyi bir takım. İsveç Amerika'yla çok zorlu maçlamadı ama Amerika'ya 2-0 mağlubiyet aldı. Yani bu skor da çok hani normal bir skor Amerika karşısında. O yüzden yani Almanya'nın ne kadar şansı varsa aslında İsveç'in de o kadar şansı var gözüne bakılıyor ki Almanya artık eski Almanya değil diye hep konuşuldu bu turnuva boyunca da. Yani Almanya'nın da şansı var ama İsveç'in de şansı var. İsveç sürpriz yapıp Almanya'yı orada mağlup edebilir. En sürprizli maç bu grup bu taraftan gelen de olacak. Zaten çok enteresan. Norveç, İngiltere galibi, Fransa, Amerika galibiyle oynayacak. Hı-hı. Yani o tarafı bu çeyrek final eşleşmelerinin aslında final üstü final gibi gidiyor. Evet. Yani gitgide heyecanlanıyor yani. Evet. Yani mesela diyelim ki Norveç, İngiltere maçını İngiltere kazandı. Buradan karşısına Amerika'ya da Fransa gelecek. Evet. Yani bir final daha yani kim gelirse. O yüzden gelirse, bu gruba göre de Hollanda'nın şansı yine yüksek gibi gözüküyor. Aa, Hollanda finale çıkarsa buradan diyeceğim yani burada son yayında şey yapacağım. Peki o zaman bunu da burada bırakalım. Çeyrek finalleri değerlendirdik. Grup aşamasını değerlendirdik. Son 16'ya baktık. Ne öne çıktı onu konuştuk. Bence her şeyi konuştuk evet, zaten. Her şeyi konuştuk. Bundan sonraki programı da o zaman çeyrek finallerden sonra yaparız. Öyle yapalım. Tamam. O zamana kadar görüşmek üzere. Görüşmek, kendinize iyi bakın. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fransa Merkez bugünlük de bu kadar.